Hello everybody. This is Tonguç Akademi and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. 10. sınıf İngilizcede 1. dönemin 2. yazılısında hemen yepyeni konularla başlamak istiyorum. Şimdi başlığa bakıyorum arkadaşlar. Diyor ki Subjects of the Second Exam. Yani 2. sınavın konuları. Theme 3. Bakalım biz 3. bölümde ne gördük? Legendary figures yani efsanevi tipler, efsanevi figürler diyebilirim. Theme 4. Peki 4'te ne gördük? Traditions yani gelenekleri gördük arkadaşlar. Theme 5. Burada da bir seyahat yaptık. Travel dedik ve arkadaşlar burası çok önemli bakın. En önemli kısım what do we know yani diyor ki biz bugün burada ne öğrendik neyi biliyoruz arkadaşlar Theme 3. Üçüncü bölüm olarak, üçüncü tema olarak şuna bakmak isterim. Describing past activities. Describe tanımlamak, betimlemek demek. Arkadaşlar ben neyi tanımladım? Past activities. Yani geçmişte yaptığım fiilleri, eylemleri, aktiviteleri anlattım. And events. Bunlar olaylar da olabilir. Peki ne kullandık hocam tense olarak? Simple past tense. Arkadaşlar past tense neydi? Fiilin İkinci hali mesela go'nun went olması, come'ın came olması gibi ve aynı zamanda did yardımcı fiilin geniş zamandaki do'nun Doğru mu arkadaşlar? Present Simple Tense'deki do'nun past Simple Tense'deki did formatına ikinci hale dönüşmüş şekliydi. Patreon page 26 and 37 sayfalarına bakabilirsiniz diyor. Peki, same for Hocam, e, dördüncü bölümde biz ne gördük? Describing habits. Ne dedik? Describe, açıklamak, betimlemek dedik arkadaşlar. Neyi açıklayacağız? Habits, alışkanlıklarımızı betimleyeceğiz. And routines in the past, geçmişteki rutinlerimizi, her zaman yaptıklarımızı. Eğer biz şu anda her zaman yaptığımız şeyi anlatırsak, sabahları yüzümüz yıkamak gibi, orada dedik ki. Geniş zaman kullanırız. Arkadaşlar R eki vardı ya Ali yüzünü yıkar. Ama geçmişteki alışkanlıklar ve rutinler anlatılırken used to bir zamanlar bunu yapardı. Bunu gördük arkadaşlar. Peki son olarak theme Five. bu sayfada 5. bölüm bize neyi verdi? Talking about past, geçmiş hakkında konuşma and present events, experiences ve günümüze ait yani present'e ait olaylar, tecrübeler, yaşantıları anlatacağız. Arkadaşlar burada özellik de size present perfect tense anlatıldı. Biraz present perfect'ten bahsedeceğiz. Have, has, verb 3 dediğimiz olay vardı ya işte present perfect buydu arkadaşlar. Peki şimdi What do we know sayfasını çevirip direkt alıştırmalarla başlamak istiyorum. Soru kökleri bizim için çok önemli. Bakın complete the sentences. Sentence neydi arkadaşlar? Cümle. Sentences cümleler. Bana bir emir veriyor. Complete. Komple yapınız. Yani tamamlayınız. Cümleleri tamamlayınız. Hocam neyle? With the past simple. Yani did. Geçmiş zaman ile tamamlayacağız. Buradaki espri şuydu arkadaşlar. Ben her zaman diyorum ki cümlenin sonundaki noktalama işaretine dikkat dikkat ediniz. Nokta mı var? Soru işaretim mi var? Bu benim nasıl cümle kuracağımı yönlendirecek olan kısımdı. My brother bir boşluk verdim. Past simple tense'te arkadaşlar bakın çiziyorum en önemli şey bir fiilin ikinci halini bilmekti. Yani ben sana şuraya diyorum ki Go dediğimde sen bunun ikinci halinin went olduğunu bilmek durumundasın. Aksi takdirde verb 2'leri bilmediğim takdirde past simple tense'te müthiş zorluklar yaşarım. Misal my brother verdi boşluğu. Catch fiili yakalamak demek arkadaşlar. Ama soğuk algınlığı aldım manasında kullanmak istersem catch a cold diyebilirim. Bakın şimdi when he was in France o Fransa'dayken Soğuk algınlığına yakalandı. Sorun şu, sorun şu, catch fiilinin eğer ben ikinci halinin caught olduğunu bilmiyorsam problem yaşarım. My brother caught cold when he was in France. Geldim ikiye. Diyor ki, burada olumsuz bir cümle yakalayacağız. Evet, sonunda nokta var ama. Burada olumsuz bir cümle yakalayacağız. Sınavda çok dikkat edin arkadaşlar parantezin içerisinde not verilmiş mi verilmemiş mi? Peki hocam olumsuzda yapmam gereken şey neydi? İlk hamlem öznenin arkasından yardımcı fiil olan didi koymam gerekir ki olumsuzluk ekini onun üstüne ekleyebilelim. Şimdi do geniş zamanın do'su. Burada past simple tense'de did haline büründü mü? Büründü. Arkadaşlar olumsuz cümlelerde past simple'da olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili piyasaya çıktığı için fiilin artık ikinci halini kullanamam. Çünkü ben buraya fly yazmak zorundayım. Bir cümle içerisinde ancak bir tane ikinci hal olmak zorunda. O da did'in üzerinde. We didn't fly to Spain last summer. Geçtiğimiz yaz. Bakın last kullanımlarına dikkat edin. Last summer. Geçen yaz. Last Monday. Geçtiğimiz pazartesi. Last night. Last kalıplarına lütfen dikkat. Geçtiğimiz yaz. Geçen yaz e, İspanya'ya uçmadık derken böyle bir kullanım gerçekleştiriyorum. Devam. Arkadaşlar düz cümle olsaydı eğer burada not olmasaydı fly fiilinin ikinci hali olan flu koymak şuraya e yapalım flu koymak durumunda kalırdım. İkinci hallere aman diyeyim dikkat. Peki what time ha, bakın arkadaşlar burada bir soru var. Soru kısmında soru kelimemiz olan what time what when where gibi kelimelerin arkasından eğer tensim Past simple tense'te yapmam gereken ilk hareket o tensin yardımcı fiili olan didi koymaktır. What time did she? Biz dedik ki did yardımcı fiili piyasaya çıktığımda ana fiil kesinlikle birinci halini korumak zorunda. What time did she call you? O seni ne zaman aradı derken. Hocam eğer bu soru olmasaydı she called arkadaşlar call fiilinin bir düzenli fiil olduğunu bilip ed gelmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Ama şu anda konu burası değil. Geldim dörde. Doktor kahverengiye bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki Dr. Brown by Dr. Brown get up. Get fiilinin ikinci halinin got olduğunu biliyorsanız hiç sorun yok. Late this morning bu sabah geç kalktı demek istiyorum. Olumlu ve düz bir cümle mi? Evet hocam. O zaman ben Parantez içerisindeki fiilimin ikinci halini pırlanta gibi boşluğa yazarım. Dr. Brown got up late this morning. Dr. Brown bu sabah geç kalktı. İşte bu kadar. Son. Beşinci cümleme bakıyorum arkadaşlar. Ve burada bir nokta görüyorum. Yani belli ki düz bir cümle kuracağım. Soru yok. Parantezin içerisine bakıyorum. Not olumsuzunu görmediğime göre. Arkadaşlar düz bir cümle kurmam gerektiğine karar verdim. Olumlu düz cümle. Mary hemen bir boşluk. The match last night. Bakın last'ın kalıpsal kullanımlarına dikkat. Last summer, last night gibi. Peki geçtiğimiz gece yani dün gece maçı seyretti. Watch fiilinin şöyle bir esprisi var. Düzenli fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla biçimini değiştirmez. Biçimini değiştirmeyeceği için ed, ed'yi verirseniz bu iş biter. Mary watched the match last night. Mary bacım. Dün gece maçı seyretti diyorum ve sayfayı şıkırt diye çeviriyorum. Ve kalemimi değiştirmek istiyorum arkadaşlar yeşille. Peki köke bakıyorum diyor ki bana. Put into the correct order. Şöyle bir şey gördüğünüzde doğru düzen demek diyor arkadaşlar. Put into the correct order yani bu cümleyi doğru biçimi ile yazınız manasında. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda öğrenciler bana soruyor. Hocam ilk yapmam gereken hareket nedir? Arkadaşlar olabilecek olası özneyi lütfen bulalım. Found. Fiilimin ikinci hali. Hangi fiilimin? Find fiilimin ikinci hali. Güzel. Bulmak fiilimin. Güzel yazamadım arkadaşlar. Bir dakika. Bulmak fiilimin ikinci hali. My friend. La Bakın ben size bir şey söyledim. Last kalıplarına dikkat edin. Burada last'ı birleştireceğim tek yer month. Last month. Bunu kurtardık. Zaman zarflarını genellikle biz cümle sonlarında kullanırız. Demek ki kuracağım cümlenin sonuna aslan gibi last month yazabilirim. Geçen ay. Bakın burayı kurtardık. Şıkırt diye attım dışarı. Şimdi benim özlem ne olabilir? My friend olabilir diyor arkadaşlardan bir tanesi içeriden. Doğru. O zaman ben buraya hemen my friend öznesini yazıp my friend'i atıyorum. Arkadaşlar İngilizce'de özneyi bulduğunuz anda cümleniz olumlu ise arkasından gelecek olan şey mis gibi bir fiildir. Fiil burada find fiilinin ikinci hali size kolaylık yapılmış verilmiş. My friend found benim arkadaşım buldu. Neyi buldu? Yeni bir iş buldu güzel. A e new job dedim. İşimi nasıl kolaylaştırdım? Ben zaman zarfının sona gelmesi gerektiğini bildiğim için geriye kalan şey yeni bir işti. Onu buraya yazdım. My friend found a new job last month. Benim arkadaşım geçtiğimiz ay yeni bir iş buldu diyorum ve hemen 2 ile devam etmek istiyorum. Bu şöyle güzel mavi bir kalem alalım. Dedik ki bu şekilde karışık verilmiş kelimeler içerisinden olası özneyi bulmak istiyorum. Şimdi bakıyorum. The train stop. Yani ya tren polisi durduracak ya polis treni durduracak ya da durdurmayacak. Ama bu eylemi polis yapabileceği için benim ilk hareketim the police polis kelimesini başa aldım arkadaşlar. Polis kelimesinin bir özelliği var. Kadın polislerin ve erkek polis polislerin bir arada olduğunu ifade eden çoğul bir kelimedir. Haberiniz olsun. The police. Dur. Özneyi bulduktan sonra yapmam gereken şey şu. Ben buraya fiil getireceğim ama cümle olumsuz ise ne olacak arkadaşlar? Buna dikkat etmek zorundayım. O zaman önce yardımcı fiili getireceğim. Arkasından fiili getireceğim arkadaşlar. Bakın didn't stop. The police didn't stop the train. Polis treni durdurmadı. Aynen bu şekilde berbat bir yazıyla yazdım arkadaşlar. Devam etmek istiyorum ama bir hatırlatma. Eğer did ya da didn't cümle içerisinde piyasaya çıkmışsa fiilim kesinlikle birinci halde arkadaşlar. Hocam peki burada bu cümle olumlu olsaydı stop fiilinin düzenli bir fiil olduğunu biliyorum. ED gelirdi. O ED gelirken de P'yi double yapardınız. Aman unutmayın arkadaşlar. Peki ekstra bir bilgiydi. 3 ile devam etmek istiyorum siyah bir kalem elime alacağım. Şimdi arkadaşlar sorunun özür dilerim bu karışık cümlenin bir soru olduğuna kanaat getirdiğiniz anda yapmanız gereken ilk hareket en başa gelebilecek soru cümle özür dilerim soru kelimesini bulmak. Şimdi normalde biz ditle soru başlatıyoruz doğru ama how many, how much, what, when, why gibi soru kelimeleri varsa aslanlar gibi onu bir kere en başa yazın ki hocanın zopasını yemeyin. Arkadaşlar how many yazdığınız anda yapmanız gereken şey Hameni'nin arkasından sayılabilir bir isim es çoğulunu almış. Bunu bulmanız lazım ki hemen şu kalıbı tamamlayasınız. How many weeks? How many apples? How many cars? How many children? Yani çoğul ismi bulduktan sonra how many'nin arkasına yerleştirin. Otomatikmen siz iki kelimeyi dışarı atarsınız ve bunun arkasından yapmanız gereken şey biz soru kelimelerinin arkasından did yardımcı fiilini bu bir soru cümlesi olduğu için hemen getirmek durumdayız. What did? When did? How many weeks did? Harika. Soru cümlelerinde yardımcı fiilin takip edeceği daha doğrusu yardımcı fiilin Arkasından gelecek olan kelime cümlenin öznesidir. Doğru mu? Doğru. Hemen bir özne buldum ve how many weeks did you? Bunu yazdıktan sonra cümleme devam etmek istiyorum. Tabii ki neydi arkadaşlar İngilizcenin kuralı? Öznenin arkasından her zaman fiil gelir. Fiilinizde spend kelimesi değil mi? How many weeks did you spend? Bakın diyor ki in Ankara. Yer ve zamanları lütfen sona atın arkadaşlar. In Ankara. Hop soru işaretini koydum. Ankara'da kaç hafta geçirdin? Bu kadar basit. Dörde geldim. <laughs> Yapmam gereken ilk şey ne? Cümlenin öznesini bulabilmek. Bir soru işareti görebiliyor musunuz? Hayır. O zaman bu cümle direkt bir özneyle başlayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Burada ne özne olabilir? Hocam V özne olabilir. O zaman V'yi buraya verdim. Past simple tense bir cümle. Öznenin arkasından fiilin ikinci hali gelmez mi arkadaşlar? Gelir. O zaman şuraya we went yazdım ve went'i de attım. Bir şey diyeceğim. Bakın size dedim ki last'ın birleşebileceği kelimeler last week, last month, last year, last night, last summer. Ha, last night. Biz bunu cümlenin sonuna atacak mıyız? Atacağız arkadaşlar. O zaman buraya last night'ı da yazdıktan sonra devam edebilirim. We went. Biz nereye gitmiş olabiliriz? Hop to the cinema. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Geriye to the cinema kalmadı mı? We went to the cinema last night. Geçtiğimiz gece yani dün gece sinemaya gittik. Biraz uzakta oldu ama siz bunu buraya yaklaştırabilirsiniz. Noktayı da unutmayın. Dün gece sinemaya gittik ve geldim. Son 5'e geldim arkadaşlar. Diyor ki your father what in London did do harika. Burada bir soru işareti görüyorum. Demek ki bu bir soru. Süper. Arkadaşlar sorularda eğer WH question'lar varsa onu en başa yazarız demiştik. O zaman ben buraya what'ı yazdım. Güzel. WH question'un arkasından gelmesi gereken kelime yardımcı fiilimdi sorularda. What did ve hemen özneyi buluyorum. What did your father özneyi bulduktan sonra İngilizcede öznenin arkasından ne gelirdi? Tabii ki arkadaşlar fiil gelirdi. What did your father do in London? Senin baban Londra'da ne iş gördü? İşte bu şekilde söylüyorum ve sayfamı sizler için çeviriyorum. Hız kesmeden devam edelim arkadaşlar. Diyor ki: Use the correct forms of the verbs. Yani bakın elimizdeki parantezdeki fiillerin doğru biçimlerini cümleler içerisinde kullanınız. Ben burada hemen bir espriyi hatırlatmak isterim size. Ortalama olarak when while cümleleriyle sınavda karşılaştığımda şu küçük formül benim aklıma gelsin. While'ı gördüğümde ortalama olarak arkasından was, were, ing getirmem gerektiğini unutmuyoruz arkadaşlar. When'i gördüğümde, when'in arkasından da verb 2 gelmesi gerektiğini genel olarak hatırlayalım. Yer yer değişiklikler gösterebilir ama sizin sınavlarınızda çok fazla değişiklik göstermeyecek. Bakın şimdi. Önemli olan fiillerin ikinci halini bilmekti. When'in arkasından ne geliyordu arkadaşlar? Fiilin ikinci hali geliyordu. See fiilinin ikinci hali saw'dur. When I saw Kate. Ben Kate'i gördüğümde çok önemli He was in um, with Jack. Jack ile birlikteydi. Güzel. Arkadaşlar be fiili present past simple tense girdiğinde was haline bürüşür. Bürüşür yalnız. Çok iyi. When I saw Keith. Ben Keith'i gördüğümde he was with Jack. O Jack ile birlikteydi. Devam etmek istiyorum. İki. While'ı gördüğünüzde hemen past continuous getirin dedim arkadaşlar. While I was shop kelimesini yazın. ING verecekseniz P'yi 2'ye katlayın. Ondan sonra ING verin. While I was shopping, ben alışveriş yaparken someone, birisi ne yaptı arkadaşlar? Benim paramı çaldı. Stole my bag. O zaman şöyle diyebilir miyim? Genel olarak while'ın arkasından continuous yapılar da gelebilir. Verb ikiler de gelebilir. İşte bu kadar basit. Geldim 3'e. Diyor ki she hurt her leg. Arkadaşlar bu fiilin ikinci halide, üçüncü halide bütün halleri de hurt, hurt, hurt incitmek aynıdır. She hurt her leg. Güzel. Ben while'ı gördüğümde ne yapacaktım? Past continuous tense getirecektim. While she was playing. İşte bu kadar basit. While she was playing volleyball, o volleyball oynarken she hurt her leg, bacağını incitti. 4'ten devam etmek istiyorum. Wheni gördüm. Belli ki verb 2 buraya gelecek. Gayet basit. Happen fiilinin düzenli bir fiil olduğunu biliyorsan arkasına ed gelmesi yeterli. When the accident happened, kaza gerçekleştiğinde biz ne yapıyorduk? We were standing outside. Dışarıda ayakta dikiliyorduk. Hemen arkadaşlar were standing'i koydum. Şu şekilde ing'sini verdim. O zaman şöyle diyebilir miyim? Yer yer Venli cümlenin arkasından was, were, şunu were olduğunu düşünün. ING gelebilir. Past continuous işte bu kadar basit. Pekala. Son cümleyle bitirmek istiyorum. While'ı burada gördüm. Onu arıyordum. O zaman I was calling diyebilirim. Bak çok basit. Teknikten gidiyorum. While I was calling him. Onu ararken he came back to his office o ofise girdi ofise geldi diyebilirim. Bakın while was going'i koydum. Hemen arkasından verb 2 yani past simple gelebilir dedim ve bu şekilde cümlemi kapatmış oldum. Arkadaşlar sayfamızı çevirip devam etmek istiyorum. Diyor ki: "Complete the sentences with used to." Bu çok önemli. Bir zamanlar eskide yaptığım eylemler artık hayatımda çok az ya da yok. O zaman şöyle diyebilir miyim? Used Türkçesi erdi, ardı. Yani yapardı, ederdi. Öyle düşünebilirsiniz. Mesela he. Hemen used to'yu koyun. Bak çok basit. He used to ve fiili birinci hale getirin. He used to write. He used to write a lot. Çok fazla yazı yazardı. Artık elleri buruştu, parmakları bir şeyler oldu. Artık çok fazla yazı yazamıyor ya da hiç yazamıyor arkadaşlar. Hemen buraya bakıyorum. She used to'yu olumsuz cümle olmadığı sürece, soru cümlesi olmadığı sürece used to'yu koyabilirim. Arkasından fiilimin olduğu gibi parantezdeki birinci halini getirebilirim. She used to spend time in the supermarket. Süpermarkette zaman geçirirdi. Manyaktı. O yani böyle enteresan huyları vardı. Hayatın süpermarkette zaman hobisiydi demek ki arkadaşlar. Ha bakın şimdi. Burada benim karşıma didn't olumsuz bir cümle çıkıyor. Parantezin içerisinde not vermiş veya olumsuz karşıma çıkmış. Burada önemli olan şey şunu öğretmeye çalışıyoruz. Didn't devreye girdiğinde used to kalıp bile olsa onu arkadaşlar hemen use olarak kullanmak zorundasınız. We didn't use to play. Oynamazdık. Bakın we, used, we didn't used to play outside. Dışarıda oyun oynamazdık. Ama artık büyüdük ve oynuyoruz. Bunu söylemeye çalışıyor. Use burada birinci haline geri dönsün arkadaşlar. Hey'e bakıyorum. Olumsuz bir cümle. Mesela didn't'ı bu sefer biz yapalım. Past tense sonuçta geçmişi anlatıyor arkadaşlar. He didn't use. Bakın use daha doğrusu şöyle fiilin birinci hali gelecek ama toğun arkasından he didn't use to read işte bu kadar basit. He didn't use to read stories. Hikayeler okumazdı ama artık adam dede oldu torunlarını okuyor. Bu kadar basit. Geldim 5'e. Arkadaşlar burada bir soru var mı var? Soruda biz did kelimesini did yardımcı fiili başa alır mıydık? Alırdık. Did'in arkasından soruda özne gelir miydi? Gelirdi. Did you Aa özür dilerim burada arkadaşlar she'yi kullanmamı istemiş. Çok özür Hemen bunu siliyorum. Did she diyorum. Did she. Burada yapmam gereken yüzü koydum, tuyu koydum ve eat kelimesini koyarak hikayeyi tamamladım. Did she used to eat? Çok basit arkadaşlar. Used to feed'in birinci hali. Three times a day. Günde üç kere yemek yer miydi? Bu kadar basit diyorum ve sayfamı çeviriyorum. Pekala. Complete the sentences with present perfect tense. Present perfect tense ile cümleleri tamamlayacağım. En önemli şey present perfect tense'in have, has artı fiilimin üçüncü hali olması gerektiğini hatırlıyorum. Ve ziyadesiyle karşıma just çıkabilir, already çıkabilir, yet çıkabilir. Bir hatırlatma yapmak isterim. Just ve already olumlu cümlelerde kullanılıyor. Problem yok. Yetin bir özelliği var ya soru cümlelerinde ya da olumsuz cümlelerde kullanılır. Genellikle de cümle sonuna atılır. Şimdi just da already arasındaki fark cümlenin kullanım aynı olsa bile anlamsal olarak bir fark göreceğiz arkadaşlar. Just daha şimdi çok yeni yani belki birkaç saniye önce already oho çoktan diyeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi hemen yardımcı fiilim olan have'in arkasından getireceğim. I have just işte bu kadar basit. Receive kelimesini şuraya yazıyorum ama ed alması gerektiğini de unutmuyorum. I have just received a new message. Daha bir mesajı daha çok yeni aldım. Ama şuna bakın arkadaşlar. Hemen he'nin arkasından hezi getirdim. I will you day. Have kullanılır. He, she, it has kullanılır. He has already mi? Hemen just'ta olduğu gibi yazıyorum. Bir dakika şöyle arkadaşlar biraz boşluk küçük. Already sığdırmaya çalışıyorum. He has already finished yazdım ve arkasından ed'yi getirdim. He has already finished reading the novel. Çoktan romanı okumayı bitirdi. Mesela uçak henüz varmadı gibi bir cümle kurmak istediğimde olumsuz yapı kullanmam gerektiğini yetten yahut soru kullanmam gerektiğini yetten anlıyorum. Ama en sonda nokta olduğu için belli ki olumsuz bir cümle kullanılacak. Parantezin içerisinde de not söz konusu. Bakın the plane plane tekildir arkadaşlar. It özdesine tekabül ettiği için hasn't demem yeterli. The plane hasn't land kelimesi düzenli bir fiildir. ED ister. The plane hasn't landed yet. Uçak henüz inmedi. İşte bu kadar basit. Geldim deye. Şimdi arkadaşlar never kelimesinin bir özelliği var. Diyor ki cümle olumlu gibi gider ama anlam olumsuzdur. They çoğul mu? Çoğul hocam. Arkasından gelmesi gereken have has yardımcı fiili tabii ki have. They have Never demek zorundasınız. Natı kullanmayın sakın arkadaşlar. They have never be fiilinde üçüncü halini getirdim. They have never been to Antalya. Been to bir kalıp gibi düşünebilirsiniz. Değil ama öyle düşünebilirsiniz. Onlar bugüne kadar hayatlarında hiç Antalya'da bulunmadılar. Bu şekilde söylüyorum ve beşe geçerek bitireceğim. For two years iki yıldır. İki yıl boyunca. Harika. She'nin neydi arkadaşlar? Have hezdeki tercihi tabii ki has'di. She has. Leave fiili düzenli bir fiildir. Üzerine ed'yi ister. She has lived in Warsaw for two years. Iki yıldır ve hala Warsaw bölgesinde yaşıyor diye çevirebiliriz arkadaşlar. İşte bir present perfect tense örneği dedik ve en sevdiğim kısmım paragrafa geçtik. Paragraflarda arkadaşlar önce soruyu alacağız sonra paragrafa gideceğiz. Her seferinde sorunun cevabını bulduğumuzda paragrafı okumaya devam edeceğiz. Read the paragraph paragrafı okuyunuz and answer the questions ve soruları cevaplayınız diyor. Birinci soruma bakıyorum. Diyor ki bana arkadaşlar why couldn't Sally see the man's face? Cümleyi anlamak soruyu anlamak bizim için çok önemli. Sally adamın yüzünü neden göremedi? Bakalım. Sally was at home. Sally bacım evdeydi. Her mother and father were in Paris. Annesiyle babası. Neredeydi arkadaşlar? Paris'teydi. So she was alone. Dolayısıyla kendisi evde tek başınaydı. While she was watching TV. Televizyon seyrederken she heard a noise. Bir ses duydu. She stood up. Ayağa kalktı. And went to the kitchen. Ne yaptı arkadaşlar? Mutfağa doğru gitti. She saw a man. Orada bir adam gördü. But she couldn't see his face. Dur Bakın diyor ki ama adamın yüzünü göremedi. Niye arkadaşlar göremedi bakalım. Because of his mask. Ha maskesinden dolayı adamın yüzünü göremedi. O zaman seli adamın yüzünü neden göremedi? Arkadaşlar hemen yazalım. Because. Çünkü bu adam ne yapıyordu biliyor musunuz? He was wearing. Maske takıyordu diyebilir miyim? He was wearing a mask adamın yüzünde bir adet maske vardı. Adam maske takıyordu. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Masktan dolayı göremedi. Peki ikinci cümle sorum. What did Sally do after she saw the man? Peki adamı gördükten sonra bacımız Sally ne yaptı? She ran into her room and called the police. Çok önemli. Bakın adamı gördükten sonra odasına koştu ve polisi aradı. O zaman şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? She called the police desem bence sınavda şu o bu arada bence sınavda puan alırım. She called the police. Üçüncü soru. What did Sally say to the police? Peki Sally polise ne dedi? Devam. The police came and started to investigate the event. Police, Sally'nin evine geldi ve neye başladı, araştırmaya başladı. Bu olayı araştırmaya başladı. But they couldn't find any evidence. Ama polisler hiçbir kanıtı bulamadı arkadaşlar. Sally was afraid and shocked. Sally hem korkmuştu hem de şoke olmuştu. Police asked her a lot of questions. Police bacımıza bir sürü soru sordu. But she couldn't give answers. Ama hiç cevap veremedi. Şimdi diyor ki soruda. What did Sally say to the police? Polise ne dedi? She couldn't say anything. Hiçbir şey söyleyemedi ki. Kızım dili damağı kurudu. Korkudan. She could yazıyorum arkadaşlar. L'yi okumayın. She couldn't tell. She couldn't say. Nasıl isterseniz ikisini de yazmak istiyorum. Anything hiçbir şey söyleyemedi. Anything kelimesinin bir özelliği var. Olumsuz cümlelerde kullanılır. Buna dikkat. She couldn't say anything to the police. Polise hiçbir şey söyleyemedi. 4. What is the end of the story? Arkadaşlar bu hikayenin sonunda ne oldu? Devam edelim bakalım neler olmuş. Because she couldn't diyorken she couldn't give us a cevap veremedi onlara because she couldn't speak for a while bir süreliğine arkadaşlar for a while kısa bir süre demek. Bir süreliğine hiç konuşamadı. Ağzını bile açamadı. Finally. Ha bakın and. And finally. Bu işin sonunda ne olmuş bakalım. The police couldn't find the man. Polis adamı bulamadı. And arrest him. Dolayısıyla onu tutuklayamadı. O zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? The police hemen yazalım birlikte. The police couldn't bir dakika couldn't find the man diyebilirim arkadaşlar. Polis adamı bulamadı. İşte bu kadar basit. What was she doing when she heard a noise? Arkadaşlar beşinci soru biraz karışık gelmiş gibi görünüyor. Sesi duyduğunda Sally sesi duyduğunda ne yapıyordu? Şuralarda bir yerde ses duymuştu arkadaşlar. İşte burada bakalım ne yapıyormuş? Evet, televizyon seyrediyor. İşte bu kadar arkadaşlar. What she was watching TV. O zaman diyorum ki son sorunun cevabı she was watching TV. Televizyon seyrediyordu. Arkadaşlar past simple tense did veya verb 2, past continuous tense was were ing diyorum. Sayfamı çeviriyorum ve sınavda başarılar dilemeden önce ödüllü soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Görüşmek dileğiyle. you